Vero, le ultime tre partite abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta. Evettoro, sono una starda in brava il canale che mi invitano Mario Vietaldic. È anche vero che sono nate in maniera strana, abbiamo subito il pareggio all'ultimo minuto con l'Umbrania, siamo rimasti in 10 contro il Trabzon e siamo stati poi nel complesso della partita la squadra che ha tirato più in porta sia rispetto a loro, sia loro hanno subito più gol di tutto il campionato in 10 uomini. Yani aslında baktığınızda çok farklı bir şekilde gelişti iki maçta. Ümraniye'ye karşı son dakikada bir beraberlik golü yedik. İstenmedik bir şekilde de yedik. Trabzonspor'a karşı da baktığınızda 10 kişi kaldık 20. dakikada ve ona rağmen rakipten daha fazla şut çektik. Ama tabii değerlendiremedik. Değerlendiremeyince de sonuç ister istemez farklı bir yöne gitti. Ama bu şunu gösteriyor. Bizim seviyemizi gösteriyor. Yani 10 kişi kalmamıza rağmen son ligin şampiyonuna karşı üstün futbol oynuyorsunuz ve sonrasında skoru elde edemiyorsunuz. Belki hani bu biraz sevindirebilir ama aldığımız sonuçtan dolayı tabii ki de mutlu değiliz. Difficile, allenatore preparato, una squadra organizzata. Noi dobbiamo però fare il nostro gioco nelle fasi di gioco, in tutte e quattro, e vincere. Abbiamo bisogno di una vittoria per tanti fattori, non solo per la classifica, anche. Tabii ki de çok zorlu bir karşılaşma bekliyor bizi. Çünkü hazır bir hocaya karşı ve organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Ama tabii ki de biz oyunun 4 tane bölümünde de kendi oyunlarımızı, kendi kurgularımızı sergilememiz gerekiyor. Ve istediğimiz sonucu almak zorundayız. Ve bunu sadece lig sıralaması için söylemiyorum. Kulübümüz için, taraftarlarımız için ve özellikle başkanımız için. Bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi en iyisini yapacağız. Ma sicuramente ha fatto un errore grave, lo sa, ne ha pagato le conseguenze anche economicamente, quando per misurare le persone, la vita, ho imparato anche che bisogna misurarli quando poi devono dimostrarla anche con il denaro, no? È una cosa brutta, ma è così, lui l'ha fatto più di quello che ci aspettavamo, è una risorsa per il futuro perché bisogna privarsi. Yani şöyle söylemek lazım, biliyorsunuz ki kendisi de biliyor bunu. Hani çok büyük bir hata ettiğini kendisi de farkında. Ama bunun cezasını da ekonomik anlamda hayli hayli ödedi. Hatta bizim beklediğimizden daha fazlasını ödedi. Ama tabii ki de insanları değerlendirirken hayatımda şunu öğrendim ben. Yaptığınız hatadan sonra verdiğiniz reaksiyon çok önemli. Ve bizim için, geleceğimiz için önemli bir futbolcu. Önemli bir takımımızın bir parçası. O yüzden neden onu eksik edelim bizden? Andare in Europa. Quindi nei primi 3 o 4. O zaman ilk 4. Hani ilk 10 değil. Che nei primi 10 ci siamo e forse e probabilmente ci rimaniamo anche. İlk 10'da zaten varız, orada da kalacağız. Quindi questo è il primo obiettivo raggiunto, adesso siamo lì e siamo motivati a entrare nella storia di questo club. Ci proveremo fino alla fine. Questo è il massimo che possiamo fare e che dobbiamo fare. Poi la classifica. Yani ilk 10 hedefi zaten tutturduk. Şimdi ikinci hedefimiz tabii ki de Avrupa'ya gitmek ve bunun için her şeyimizi vereceğiz. Çünkü motivasyonlar eksik olmuyor. Geldiğimiz günden itibaren başkanımızın inancı da bu yöndeydi. Ve onun motivasyonu, onun enerjisi zaten bizleri buralara kadar getirdi. Ve biz de biliyoruz ki biz her türlü Avrupa'ya oynayabilecek potansiyeldeyiz. O yüzden sonuna kadar inanarak, birliktelikle beraber kovalayacağız hedeflerimizi.